Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevimli ayıcık Boo'nun ayaklarını öreceğiz. Bir önceki videoda kollarını, daha önceki videoda ise kulağını örmüştük. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ayağını örelim. Ben daha evvelden bir tanesini örmüştüm. Şimdi videonun başındayken söyleyeyim arkadaşlar. Fark ettiyseniz şu kadarcık bir kısım boş, buradan aşağısı dolu. Elyafı doldururken buna dikkat edelim. Burası dikilecek kısım olduğu için böyle dik kalmasına ayıcığın ayağı. Bu şekilde hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Sihirli halka yapımıyla başlayacağız. Sihirli halkamızın içerisine Altı tane, şöyle görünüyor mu? Bakalım. Evet. Altı tane sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş ve alt. Evet. Şimdi kısa ipi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. Baştaki ilmeğe batarak ilmek kaydıracağız. Evet. 2 4 6 tane ilmeğimiz oldu sihirli halkamızda. Şimdi ikinci sıraya geçtik arkadaşlar. İkinci sırada her ilmeğe çift batacağız. Sıra sonunda ilmek sayımız 12 olacak. Her ilmeğe çift batıyoruz yani bu sırada. Şu an 5.'yi yapıyorum. Bu da 6. Yani toplamda 6 kere her ilmeğe çift batmış olduk. 2 4 6 8 10 12. ilmeklerimi de saydım, kontrol ettim. Şöyle ipimizi uzatalım. 3. sıradayız. 3. sırada bir ör, bir arttır yapacağız altı kere. Bir ör, bir arttır yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 kere. Sıra sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Bir, ör, bir artır yapıyoruz yani bir tek bir çift de diyebilirsiniz buna hiç fark etmez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bir kere daha yapıyoruz. 17 tane ilmeğimiz oluyor. Bir kere daha yapınca 18 tane olmuş oluyor. Sayıp kontrol edebiliriz. 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet 18 tane ilmeğe ulaştık. Şimdi arkadaşlar dördüncü sıradayız. Bu 18 tane ilmeği blo, blo şeklinde öreceğiz. Yani arka ilmekten alarak öreceğiz. Şöyle bir arka ilmekten alıyoruz. Şu ön ilmek, şu da arka ilmek arkadaşlar. Yani aslında ilmeğin ortasından batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 ve 18. 18 tane bloğu da yaptık. Şöyle ovalleşti farkındaysanız. Şimdi arkadaşlar 5. sıraya geçiyoruz. Bu 5. sırada 6 kere bir ör, bir eksilt yapacağız. Toplamda 6 kere yapacağız bu işlemi. bir ör bir eksilt bir ör bir eksilt bunu toplamda 6 kere yapacağız arkadaşlar ilmek sayımız 18'den 12'ye düşmüş olacak bir tane ör bir tane eksilt sayalım kontrol edelim yer belirleyici takmadığım için ara ara sayarak kontrol ediyorum. Sayılar çok az olduğu için arkadaşlar ilmek belirleyici takmıyorum ama siz takabilirsiniz tabii ki. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hatta 13 mü bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet bir, bir tane daha yapacağız. İlmeğimiz 12'ye düşmüş olacak. Bir ör, bir eksilt. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ayağımızın tabanını oluşturduk. Şimdi 6. sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6. sıradayız. 6. sıraya geçtik demiştim. 6. sıradan 15. sıraya kadar e, hayır 15 değil. 17. sıraya kadar arkadaşlar. Yani toplamda 12. Toplam 12 sıra buradaki 12 ilmeği düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar hiçbir artırma eksiltme yapmıyoruz şu an ilk ilmeği yaptım ikinci ilmeği yaptım 3 isterseniz sıra başına yer belirleyici takabilirsiniz veya farklı bir ip olarak farklı bir ip de yerleştirebiliriz hemen şuraya şöyle arka kısımdan ön kısmı alalım ucunu Evet bu şekilde arkadaşlar bunu yapmamızın sebebini ben daha evvelki videolarımda da söylemiştim zaten burada arkadaşlar şu ipin üstüne istediğimiz ulaşmak istediğimiz sayı tamamlanana kadar örüp örmediğimizi bunun üstünden hemen sayarak elde edebiliyoruz şu an ben bu toplamdaki söylediğim sayıyı tamamlayana kadar öreceğim arkadaşlar. Sıra sonunda sizinle örmüş bir şekilde buluşacağız. Sıramızı tamamladım. Evet göstermiş olduğum şeyi anlatayım arkadaşlar. Şurada ipi biz yerleştirmiştik. Üstüne 12 sıra düz bir şekilde öreceğiz demiştik. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yani buradan bunun üstüne saydığımızda toplamda elde etmek istediğimiz sayıyı rahatlıkla bulabiliyoruz. Yani kaybettiğimiz noktayı noktada bulmamız daha zor oluyor ama böyle daha kolay bulabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada diğer ayağım burada. Boyut olarak aynılar. Sadece elyaf dolduracağız. El Elyafı doldururken şu ton ton kısma daha çok koyacağız. Bunu unutmayalım. Şöyle daha ince bir tığ yardımıyla yerleştiriyorum. Tığımı şu ton ton kısma daha çok itikletiyorum bu içindeki elyafı çok ağzına kadar doldurmuyoruz başında da söylemiştim dikeceğimiz yer birazcık daha bol kalsın böyle yerleştirelim arkadaşlar daha sonra bir sıra daha ilerleyeceğiz onu da söyleyeceğim hemen Evet şöyle kapattığımda böyle bir çimdik derler ya şöyle bir çimdiklik yer boş bırakıp altını sıkı bir şekilde güzel bir şekilde doldurup şöyle içini yayabiliriz. Burada da böyle bir çimdiklik yer boş kalmıştı. Şimdi arkadaşlar son sırayı azaltma yapacağız. Bir ilmek söktük bu arada. Onu telafi edelim. Şimdi arkadaşlar 6 tane peş peşe eksiltme yapacağız. 6 kere eksiltme yapacağız yani. Şu an birinci yaptım. Şimdi 2 yapıyorum. Şimdi 3 yap 2 yaptım. Şimdi 3 yapacağım. 4 5. ve 6 Evet. Şimdi dikmek için şöyle biraz uzun ip bıraktım. Çok uzun bırakmamıza gerek yok zaten. Çok bir ip gitmez buraya yani. Şöyle bunu dışarı çıkardık arkadaşlar. Şuradaki açık kalan yeri kapatmak için bununla da olur, daha küçük bir tığ da olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi arkadaşlar şuradaki ilmeklerimizin bize bakan tarafından alacağız. Yani şu kısımlarından, ön kısımlarından alacağız. Ön kısımlarından alarak bu ipi gezdireceğiz. Her bir ilmeğin ön kısmından alıyoruz. Toplam 6 tane ilmek olacak. Şu an 2 tane yaptım. Şöyle 3 böyle 4 çok pardon şu an 5'i yaptım şimdi altıncıyı yapıyorum şimdi arkadaşlar şöyle çektiğimizde fark gördünüz farkı hemen kapandı şimdi içerideki elifi biraz yukarıya doğru dağıtabiliriz alttan yukarıya doğru bu şekilde iki ayağımızı da örmüş olduk bir sonraki videoda oyuncağımızın ya kafasını ya da gövdesini öreceğiz arkadaşlar Videom bu şekildeydi. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma halen daha abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.